Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte neden Apple AirPods'larını ve AirPods'larını sadece beyaz üretiyor? Bu konu üzerinde aslında konuşacağız. Bildiğiniz gibi son böyle bir iMac serisinde rengarenk ve yani toplam 7 farklı renkte çıkardı. AirPods Max serisi rengarenk 5 farklı renkte sanırım çıkardı ama AirPods'ları hala beyaz. Aslında olay şu. Apple'ın tasarım ve marka bilincinde şu var. Apple diyor ki benim logomu bir şekilde herkes görsün ya da logomu göremiyorsa ürüne ilk bakışını attığı anda, ha bu Apple, bu Apple'ın bir ürünü, Apple'ın bir cihazı diyebilsin istiyor insanlar. Hatta sırf bu yüzden bile MacBook'larda bir ara şey vardı. Arkasında böyle elma logosu böyle yanıyordu. Işık koymuşlardı. Sebebi sadece hani karanlıkta bile olsa böyle göze çarpsın ya da işte bir yerden geçiyorsunuz böyle göze çarpsın diye o logoyu koymuşlardı. Apple 2001'de ilk iPod'u tasarladığında böyle kendilerine göre çok büyük bir problemle karşılaştı. Çünkü küçük ve mobil bir cihaz olduğu için çoğu kullanıcı bunu cebine koyuyordu ve insanların iPod kullandığı uzaktan bakınca belli olmuyordu. Sürekli görünsün, sürekli bir şekilde öne çıksın istiyorlardı. Hatta belki hatırlarsınız bir ara iPod'ların böyle şeyleri vardı mandallı hani şuraya falan sıkıştırın ki çünkü hani iPod kullandığınız belli olsun diye iPod minilerdi sanırım. Apple tasarımcıları çok düşünüyor. Diyor ki ya nasıl kendimizi belli ederiz? Tabii ki de cebinize koyduğunuz bir ürünün görünen tek tarafıyla yani kulaklıklarla ön plana çıkarsınız. O dönemde satılan işte Walkman'ler tam böyle artık yerini Discman'lere bıraktığı dönemler. Bütün kulaklıklar siyah. Yani her cihazı alıyorsunuz yanında kulaklık siyah ya da işte dışarıdan bir kulaklık alınca siyah. Kafa üstleri siyah. Gerçi kafa üstleri de böyle popüler değildi. Daha çok kulak içi daha çok popülerdi ama. Ve Apple tasarımcıları diyor ki iPod AirPod'ların kulaklıkları beyaz olsun. Logomuzu gösteremiyoruz ama hiç değilse beyaz yapalım. Zıt bir renk olundu mu insanlar görür görmez anlar diyorlar. Hatta bu kulaklık tasarımlarını o kadar çok güvendiler ki ilk iPod'un lansmanında iPod'tan daha fazla kulaklıklarını anlattılar. Bunu da hem altın çizdiler hem de beyaz kulaklığı insanlara iyice vurguladılar. O dönemleri biliyorsunuz bir lansman olduğu zaman tüm dünya böyle kilitleniyordu. Hatta bizim ana haberlerimizde bile işte Apple iPod'unu tanıttı falan diye haberler girerdi böyle uzun uzun. İşte rahmetli Steve Jobs'un tanıttığı dönemde. Lansmanın büyük bir bölümünü iPod'ların kulaklığına ayırmışlardı. Son Sonuç olarak ne oldu? iPod dünyada en çok satan müzik çalar oldu ve kulaklıkları da herkesin kulağında oldu ve uzaktan bir kişi, bir kişi geldiğinde kulaklığını beyaz olarak gördüğünüz hemen diyordunuz ki bu iPod kullanıyor. Direkt marka bilincini otuttular. Hatta şöyle bir şey oldu 2004 yılında rengarenk yine bu bugünkü iMac serisi gibi farklı renklerde iPod'lar çıkardılar. Fakat ona rağmen kulaklıkları hala beyazdı. Birçok kullanıcı hatta demişti ki madem iPod'lar rengarenk niye kulaklıklar hala beyaz diye. Tabii ki de sebebi yine o iPod'ları cebimize koyacağımız için kulaklığın Apple olduğunu göstermesiydi. Tabii sonraki yıllarda iPod iPod Touch'lar işte iPod'lar, iPod Touch'lar çıktı ve iPhone'un çıkmasıyla artık iPod Touch'ların da satışı çok düştü. Sebebi de şu, insanlar zaten bir ekrana bakıyorsa onun iPhone olmasını tercih ediyor. Yine müzik çalıyor arka planda. Hani gerek görmüyorlar artık öyle bir ürüne ayrıyetten. Ama iPod Touch'lar da renkli. Yine kul kulaklıkları beyaz hala. Son dönemde geçtiğimiz yıl AirPod Max'lerin 5 farklı renk seçeneği çıktı. Biliyorsun bu kafa üstü kulaklıkları Apple'ın. E hatta iMac işte geçtiğimiz aylarda tanıtılan iMac iMac'in de 7 farklı renkli seçeneği çıktı ve insanlarda şu soru oluştu. AirPods Pro'nun ya da işte AirPods'un 3. versiyonunun neyse acaba renkli serisi gelecek mi? Bir yandan da böyle videoları falan da görmeye başladım ben internetten işte bu da bir hatta açıklama kısmına koyarım bu videonun kredisini. Bence de böyle önden bir konuşturuluyormuş gibi hissediyorum insanları. Hani renkli bir şey yapacağız. Bakın gibi geliyor bana ayrıyeten PR çalışması gibi de geliyor. Ben şahsen kendi fikrimi söyleyeyim. Ben mesela siyahını çok bekledim. Hakikaten böyle mat bir siyah ya da işte onun ucunda bir ışık. Gerçi elma logosu mu koyarlar bilmiyorum ama hani benim bir siyah beklentim vardı açıkçası ama gelmedi. Fakat bu sene bu iddia şöyle kuvvetlendi. iMac'lerin adaptörleri bile kabloları bile artık aldığınız iMac'in renginde geliyor. Bu iddiaları biraz da bu güçlendirdi. Bakalım 20 yıl önce EarPods ile başlayan şu anda hem EarPods hem AirPods olarak devam eden bu beyaz kulaklık sevdasından Apple bu sene vazgeçecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız hep beraber tartışırız. Evet böyle kısa bir videoydu. Kendinize çok iyi bakın. Başarılarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.